Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir örtü tarifi vereceğim. Masanın üstüne runner olarak yapabilirsiniz. Şahane bir model arkadaşlar. Şöyle motif motif oluyor. Zaten şimdi tarifinde de göreceksiniz arkadaşlar. Buradan başlanıyor ve şu şekilde böyle bir motif oluyor. 6 tane motiften de bir tane parça çıkıyor. Ortası da buradan birleşiyor. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Modeli istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Ben şöyle bu kadar yaptım. Masama tam güzel uydu. Evet. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu modeli ben de böyle bir bobin ipim vardı. Şöyle bunun ile öreceğim. Hem ipim değerlenmiş olacak arkadaşlar. Size de şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bakın çok güzel bir ip. Bundan da yeni yeni modeller var sırada. Onları yapacağım bu iple de. Lamia Diamond arkadaşlar. Şöyle 100 gram 210 metre harika bir ip. Aynı Nako'nun pırlantasına benziyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu ip de çok hoşuma gitti. Bundan da çok güzel modeller yapacağım. Rengarenk iplerim geldi. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben bu iple yapacağım. 2 numara tığ kullandım. Siz ipinize göre tığ numaranızı da ayarlayacaksınız. İlk önce zincirimi çekiyorum. İlmeğimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. En baştaki zincire batıyorum. Şöyle. Üstüne almadan bunu buraya birleştirdim arkadaşlar. Yalnız benim bu ipim biraz zor örülüyor. Arası çok açılıyor. Şimdi şöyle kapattım. Bir yuvarlak oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ortadaki halkaya batıyorum. Şimdi zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. Bu kenardaki zincirle beraber. Şimdi arkadaşlar benim örgüm sıkı olduğu için ben üçlü trabzan yaptım. Fakat siz eğer ki eliniz sıkı değilse, gevşekse ikili trabzan da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tekrar 1, 2, şu ipi şöyle içe doğru alalım. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 7 tane trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3 tane 7'li trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar en başta zincirim vardı. Bu zincirin en tepesindekine batıyorum. Şöyle
ve üstüne almadan bunu buraya birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çektim ve kapattım. Şu şekilde bir üçgen olmuş oldu elimizde. Şimdi ilmeğimi tığımdan çıkartıyorum. Geriye doğru çektiğim bu zincirden sayıyorum. Bakın geriye arkada olan bu zincirimi 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine batıyorum. Şimdi bu ilmeği de tekrar tığıma taktım. Ve ikisini birlikte aldım. Kapattım. Şöyle. Motifimiz 6 sıradan oluşmakta. Bu birinci sırası olmuş oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi buraya tekrar trabzan yapacağım. Bu birinci trabzanım. 2, 3, 4, 5, 6. Kenardaki zincirle beraber 6 tane trabzan olmuş oldu. 7. trabzanı bu kenarda zincirim vardı. Tekrar aynı yere batıyorum zincirin tepesine. 7. trabzanımı da yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile bunu buraya birleştireceğim. Dediğim gibi benim ilmeklerimin ipimin arası açılıyor ipten dolayı. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Bakın bu kenardaki trabzan tepesine batıyorum ve bir tane trabzan yaptım. Şimdi bakın burada birinci trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6. Kenardaki ile beraber 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra şöyle biraz kaydırıyorum ve buradaki zinciri sayıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine batıyorum. 7. trabzanımı da buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Aynı yere batarak tekrar ilk trabzanımı yapıyorum. 1, geriye kalan trabzanlarımı bu boşluğa yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.yi bu kenardakine yapıyorum arkadaşlar. Buradaki trabzanın tepesine battım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şöyle kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. 7.yi de 4. zincirin içine batıyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı zincirin içine tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tekrar kenardaki trabzanın tepesine batıyorum ve 7. trabzanımı yapıyorum. Şöyle 7. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burası sıranın ilk başlangıç yeri arkadaşlar. 6 tane trabzanımı yaptım. 7.yi de bu zincir olan yerin dibine batıyorum. Bakın. Yukarı çıkış için zincir çekmiştik. Onun dibine batıyorum ve 7. trabzanımı da buraya yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Bu ip biraz bana zorluk çıkarıyor ama çok güzel bir ip arkadaşlar onun için. 5 6 7. Tekrar kenardaki zincirin içine batıyorum. Üstüne almadan birleştirdim ve şöyle bir zincir çekerek kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın, ikinci sırayı bitirmiş olduk. Üçüncü sıraya geçiş yapacağım. 1 2 3 4. Dördüncü zincirin içinden tığımı geçirdim. İlmeğimi tekrar tığıma aldım. İkisini birlikte birleştirdim. Bir tane şöyle kapattım. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. 3. sırayı yapıyorum şu an. Şimdi bu 1 olmuş oldu. Buraya tekrar trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve buradaki zincirin tepesine batıyorum 7. Şöyle. 1 2 3 tane zincir. 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir. Kenardaki trabzan tepesine batıyorum. 1 burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve hemen kenardaki trabzan tepesine batıyorum ve bir tane trabzan yapacağım buraya. Şöyle. 1 2 3 zincir, 1 2 3. trabzan tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir. Kenardaki trabzan tepesine batıyorum. Bu 1 olmuş oluyor. 2 3 4 5 6. Şimdi şöyle geriye doğru çektim. 1 2 3 4. 4. zincirin içine batıyorum. Ve 7. trabzanımı da yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum arkadaşlar. Bir 2 3 4 5 6 ve 7. zinciri buraya batıyorum. Pardon, trabzan arkadaşlar. 7. trabzan buraya batıyorum. Şimdi burada yaparken en sondaki
Trabzan tepesine batarak Trabzan yapıyoruz. Ortaya trabzanlarımızı yapıyoruz. Yedinci trabzanımızı da 4 tane zincir sayıp 4. zincirin içine yapıyoruz arkadaşlar. Başlarken de 7 zincir çekiyoruz. Tekrar ilk baştaki trabzanımızı buradaki zincirin içine yapıyoruz. Sonra 6 taneyi tamamladıktan sonra 7. trabzanımızı da en baştaki trabzanın tepesine batıyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum ve sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi tekrar burayı atlıyoruz ve kenardaki trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar en başta bakın buradaki trabzan tepesine batıyorum. Birinci trabzanımı yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. yapacağız şimdi. 1, 2, 3, 4. 7.'yi de 4. zincirin içine yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Zincirin içine batıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, kenardaki trabzan tepesine batıyorum. 7. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir, iki, üçüncü trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Bir, iki, üç zincir. Bakın, en baştaki trabzan tepesine tekrar batıyorum. Birleştirdim. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada yani bu modelin bu kısmına geldiğimizde 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Atlama yapıyoruz. Diğer trabzanın tepesine atladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Kenardaki trabzan tepesine batıyorum. Şöyle. Ortaya sık iğne, kenarları da trabzan ile birleştirme yapmış oldum. Şimdi bu birinci trabzanım. 2, 3, 4, 5, 6 ve ilk zincirin olduğu yerin dibine batıyorum. 7. trabzanımı da buraya yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Tekrar bu kenardaki en üstteki zincirin tepesine batıyorum. Üstüne almadan birleştirdim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar, bakın. Şöyle. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum burada. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin arasına battım. Tekrar ilmeğimi tığıma aldım. İkisini birlikte topladım ve kapattım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar bu boşluğa trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum ve bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar bu kenardaki trabzan tepesine batarak trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi bakın bu aşağı doğru sık iğne olan yeri dediğim gibi 5 zincir çekip atlıyorum ve kenardaki trabzan tepesine batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Burada da 5 tane zincirim var. Buraya da 1, 2, 3. zincire batıyorum arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir kenardaki şöyle trabzan tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar burayı atlıyorum ve bu kenardaki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar kenardaki trabzan tepesine battım ve bir trabzan yaptım. Şimdi bu arkadaşlar 1, 2, 3, 4. sıramız oluyor. Tekrar bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle kaydırdım. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batarak 7. trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar aynı zincirin içine batıyorum. 1. trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. zinciri buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer iki kenarı da aynı buradaki gibi yapalım. Bu uca gelince tekrar 5. sırayı göstereyim arkadaşlar. Aynı buradaki gibi buraya ve buraya da yapıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi burada da 6 tane trabzanımı yaptım. 7.yi buradaki kenardaki zincirin dibine batıyorum. Şöyle 7. trabzanımı da buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Tekrar buradaki zincirin şöyle en tepesine batıyorum. Üstüne almadan birleştiriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içine battım. Tekrar ilmeğimi tığıma aldım ve 2 ilmeği birlikte şöyle geçirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu 5. sıramız oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.yi tekrar buradaki zincirin tepesine batıyorum ve 7. trabzanımı da yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne yaptım. 1, 2, 3, kenardaki trabzan tepesine batıyorum ve trabzan yapıyorum.
Şimdi tekrar buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenardaki trabzan tepesine batıyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 1, 2, 3. zincirin arasına batıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 5. sıramızı ve 6. sıramızı da aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıralar zaten birbirinin aynısı oluyor. Şöyle tekrar bir göstereyim. Bu sık iğne olan yere 5 zincir çekip atlıyoruz. Bu 5 tane zincir olan yere ise 3 zincir çekip şuradaki gibi önce 3. zincire batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip kenardaki trabzana batıyoruz. Bu köşelerde aynı. Şimdi 6 tane sırayı tamamlayalım. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar bakın şimdi. İlk ortadaki sıradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırayı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Burayı tekrar birleştiriyorum. Kapattım. Bir zincir daha çekiyorum. Evet. Şimdi bu şekilde 6 tane motiften arkadaşlar bir tane yuvarlak olmuş oluyor. Ben şimdi onu da size göstereceğim. Şu aradan ipimin ucunu geçireyim. Böyle aradan ipimizin arka tarafından, örgümüzün arka tarafından şöyle aralardan geçirerek ipimizin ucunu da kaybedebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar ben şöyle bir tanesini ördüm. Daha da eklenecek bu büyüyecek ama. Şimdi bunu ben uç kısmına ekleyeceğim. Size böyle göstereceğim. Bakın şöyle şu şekilde bir parçası olmuş oluyor. Yani şöyle bir parçası olmuş oluyor. Buradan böyle ikinci parça toplamda 6 tane parçadan oluşuyor. Şimdi bunun aynısından yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha onun da eklemesini göstereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer parçamı da tamamladım. Bu parçam da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi son kenardayım. Bunu ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu alıyorum. Bakın burada 7 tane trabzanımı tamamladım. Diğer parçamın aynı şekilde hemen şu ucundaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle ve kapattım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirim var. 3 zincirimi çektim. Şimdi burada 3. trabzan tepesine batıyorum ve sık iğne ile kapattım. 1, şöyle 2 3 zincir tekrar trabzan tepesine battım ve bir trabzan yaptım. Şimdi bakın şu kısma geldik. Buraya 5 zincir çekip atlıyorduk fakat şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Diğer parçamın da aynı şekilde bakın burada 5 tane zincir olan yerim var. Ortadaki zincirime batıyorum. İlmeğimi aldım ve geçirdim. Şöyle kapattım. Şöyle kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir. Buradaki trabzan tepesine batıyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Buradaki 5 zincirin ortasındakine batıyorum. Şöyle 3 zincir trabzan tepesine batıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Sadece buradaki 5 tane zincir çektiğim yere diğer taraftaki 5 zincir olan yeri birbirine ekliyorum arkadaşlar. Buralar aynı şekilde örüyorum. Tekrar bakın. Şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum. Burayı atlıyorum arkadaşlar. Burada 5 tane zincir olan yer var. 3. zincire batıyorum. İlmeğimi aldım. 2 zincir ve buradaki trabzan tepesine batıyorum. 3 zincir. Ortadaki 3. zincirin arasına batıyorum. Sık iğne yaptım. 3 zincir. Trabzan tepesine battım. Trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar bakın burada 5 zincir çekmem yere geldim. Fakat diğer taraftaki 5 tane zincir hemen bakın tam karşısında. Şöyle. Hemen buradaki 5 tane zincir olan yere ortadaki 3. zincire batıyorum. Ve bunu buraya birleştiriyorum. İki zincir. Buradaki trabzana batıyorum. 3 zincir. Sık iğne. 3 zincir. Trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir. Tekrar buradaki 5 tane zincir olan yere geldik. Burayı birleştiriyorum arkadaşlar. 2 zincir. Trabzan tepesine battım. 3 zincir. 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki trabzan tepesine battım ve bir tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyorum. Buradaki kenardaki trabzan tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Hatta evet bu şekilde. Şimdi birinci trabzanımı yapmış oldum. 2 3 4 5 6 7.yi buradaki şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada şöyle burayı birleştirmemiştim bakın. Şurayı birleştirmemiştim. Çünkü burası bütün hepsinin toplandığı yer olacak. Yani bütün motiflerin birleştiği ortası burası olacak arkadaşlar. Burası kenar kısmı olacak. Burayı birleştireceğiz şimdi. Şimdi burada 7 tane trabzanımı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4. zincirin tepesine batıyorum. Bakın diğer parçanın 4. zincirin tepesine battım. Bunu da buraya ekliyorum. Şöyle. Şimdi tekrar 3 zincir çektim. En tepedeki şöyle zincirin tepesine battım. Kapattım. Bir tane zincir. Şimdi arkadaşlar bakın dediğim gibi bir tarafı açık, burası açık. Burayı birleştirdim.
Şimdi bütün hepsini yani 6 tane parçayı bu şekilde ekleyeceğim. Yalnız 6.'yı eklerken arkadaşlar iki tarafından açıklık bırakacağım. Onu da göstereceğim. Şimdi diğer 3 parçayı da yani 1, 2, 3 tane daha yapacağım. 5, 6.'yı göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar ben bir parça daha ördüm. Onu da ekleyeceğim. İyice ekleme yerini anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar buradaki birleştirmediğim yerden eklemeye başlayacağım. Aynı şekilde bu parçamı da ördüm. 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi diğer parçadaki trabzanımın içine tığımı batırdıktan sonra şöyle buradaki trabzanlarımı da tamamlamıştım. İlmeğimi buradan alıyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buradaki 3. trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve buradaki trabzan tepesine batarak bir tane trabzan yaptım. 1, 2 tane zincirimi çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çünkü bakın buraya geldim. Sık iğne ile yaptığım yere geldim. Bu tarafta da 5 tane çektiğim zincirim var. Şimdi ben tekrar buradaki zincirimin üçüncüsüne batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım ve bunu buraya birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. Bakın arkadaşlar. Trabzan tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Burada 5 tane zincirim var. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. Şöyle. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Burası bakın tam karşısına denk geliyor zaten. Şöyle sık iğneli olan yerler karşılıklı birbirine denk geldi. Şimdi buraya 5 tane zincir olan yere batıyorum. 3. zincire. Şimdi bunu da ilmeğimi buradan alacağım. Şimdi bunu buraya ekledim. 2 tane zincir ve trabzan tepesine batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki zincire battım. Sık iğne yaptım. 3 zincir. Trabzan tepesine batıyorum. Trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar 3. zincire batıyorum arkadaşlar. İlmeğimi aldım ve bunu buraya tekrar birleştirdim. 2 zincir. Trabzan tepesine batıyorum. Üç zincir. Ortadaki zincirin arasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Trabzan tepesine battım. Trabzan yaptım. 2 zincir. Şöyle tekrar ortadaki zincire batıyorum arkadaşlar. İlmeği arasından geçirdim. 2 tane zincir. Trabzan tepesine batıyorum. 3 tane zincir. 2 trabzan boşluk bıraktım. 3. trabzan tepesine sık iğne yaptım. 3 zincir. Trabzan tepesine battım. Şimdi tekrar burada ekleme yapıyorum. Buradaki trabzanlarımı arkadaşlar bakın. Buradaki trabzanlarımın tepesindekine batıyorum. En baştakine. Şöyle ilmeği arasından
geçiriyorum. Şimdi buradaki boşluğa kalan trabzanlarımı yapacağım. 2 3 4 5 6 Şimdi buraya dibe batıyorum ve 7 oldu. 1 2 3 zincir. Burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın burayı açık bırakmıştık. Burayı birleştiriyoruz. 1 2 3 4. zincirin arasına batıyorum. 1 2 3 En tepedeki, bakın buradaki en tepedeki zincirin arasına batıyorum ve bunu da buraya birleştiriyorum. Evet. Bakın eklediğim yerler buradan, yani doğru ekliyorum ve uçlarını birleştiriyorum arkadaşlar. Buralar açıkta kalıyor. En son 6. motifimizi yaparken de burayı toplayacağız. Göstereyim onu da diğer parçamda. Şöyle bakın. 6. motifi eklerken burayı da topluyoruz. Şöyle çok da güzel duruyor. Evet. Şimdi diğer motiflerimi de yapacağım. 6. motifi eklerken size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 6. motifimi de tamamladım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6. sırayı yapıyorum. Birinci köşeyi yaptım, birinci kenarı. Şimdi iki tane kenarım var, bunu da şöyle şu şekilde buraya beraber ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu taraftan değil de bu taraftan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın, bu eklemediğim yerlerden değil, diğer uçtan ekleyerek başlayacağız. 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan. Şimdi şöyle. Burada da 7 tane trabzanımı tamamlamış oldum. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle bakın, birleştirdim, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar şuraya batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7.yi de trabzan tepesine batarak yapıyorum. 1 pardon, önce şurayı birleştireceğiz. Şimdi buradaki, bakın, trabzanın tepesine battım. 7. trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi aradan geçirdim. Kapattım. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum. 3 zincir. Kenardaki trabzan tepesine battım. Şöyle. Şimdi tekrar 2 tane zincir. Diğer parçamdaki, bakın, 5 tane zincir olan yerin 3. zincirine tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım, kapattım. 2 zincir. Buradaki trabzan tepesine batıyorum. 3 zincir. Sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir. Trabzan tepesine batıyorum. İki zincir. Tekrar buradaki
üçüncü zincirin arasından birleştirdim. Aslında çok basit arkadaşlar. İnanın ki örmesi de o kadar zevkli bir model ki. Dilediğiniz boyda da yapabiliyorsunuz. Şimdi bu altıncı parçayı yaparken ortayı birleştireceğiz. Ben şimdi onu da göstereceğim sizlere. Burayı birleştirmeyi unuttum. Şimdi burayı da tekrar birleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, iki, üç, dört. Yedinciyi zincirin içine batarak yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle. Hemen yandaki zincirlerden 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Bir yandakinden şöyle tekrar 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Kapattım. 2 zincir. Bir yandaki 1, 2, 3, 4. Kapattım. 2 zincir. Bir, iki, üç, dört. Sırası ile hepsinin uç kısımlarından birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Tekrar iki zincir. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. Şuraya batıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ortayı toplamış olduk. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya batıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar ben bunu uç kısmına kadar getireceğim bekleyerek şuraya kadar buraya gelince tekrar göstereceğim çünkü buradaki işlemin aynısını buraya da yapacağız. Burayı
ayrı bırakacağız. Birleştirmeyeceğiz şu ucu. Şimdi arkadaşlar bakın. Orta kısmı bu şekilde toparladık. Çok güzel oldu. Şimdi burayı da buraya kadar ekledim. Şu uç kısmını da göstereceğim. Buradaki birinci trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 7.'yi dibe batıyorum. 7. Şimdi burayı eklemiyorum arkadaşlar. Bunun gibi aynı 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Tepeye batıyorum. Bitirdim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar diğer motiflerimizi de aynı buradaki gibi buradan doğru ekleyeceğiz. Yalnız tam bunun karşısında olan yere tekrar böyle açıklık bırakacağız. Orayı da tekrar ben size göstereceğim. Diğer motiflerimi yapayım. Karşısındaki açıklığı tekrar ben size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi birinci motifimiz buradaydı. İkinci motifi burada açıklık bırakmıştık. Etrafını dolandık. Tamamladık. Ve bakın aynı hizada şurada açıklık bıraktık yine. Bundan sonraki motifimizi de tekrar bunun etrafında yapacağız. İstediğimiz boya geldiğinde ise arkadaşlar istediğimiz boya gelince buradaki açıklığı bırakmayacağız. Birleşik yapacağız. Evet. Ben biraz daha uzun örmek istiyorum. Şimdi ben buna devam edeceğim. Boyunu tekrar size göstereceğim. Sonra da kenar oyasına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben motif kısmını tamamladım. Şöyle bakın. Bu ortalardan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5 oldu arkadaşlar. Şimdi her iki ucunu da birleştirdim. Tekrar bundan yapmadım. Burayı birleştirdim. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Kenar oyası için şöyle herhangi bir yerden başlayabiliriz arkadaşlar. Bu trabzanın olduğu kısımdan. Şimdi şöyle 7. trabzanın tepesinden batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi buradaki tekrar trabzanımın içine, pardon zincirin içine trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya batıyorum arkadaşlar hemen. Şu kısma batıyorum. Yedi. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Şimdi de arkadaşlar bakın. Bu taraftaki zincirin ucuna batıyorum şöyle. Göstereceğim şimdi bakın. Şuraya battım. Şimdi de burayı dolduracağız. Bir, 2 3 4 5 6 zincir tepesine batıyorum şuraya 7 şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir 1, 2, 3. trabzan tepesine batarak sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir. Buradaki trabzan